Zekam biliyorsun bana güven. Erken eve sürenin sınırı 30 saniye. Çünkü bazıları düşünülmesi gereken sorular o yüzden. Ve 1, 2, 3. Eylül şu anda 18 yaşındadır. Eğer 12 yıl önce doğsaydık kaç yaşında olurdu? 4, 12, 8, 6. İyi fidlemeler dedin, fidledim geldim. Saldım abim. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Eylül nasıl benden büyük oluyor? Böyle. Soru gelmedi pü. Aa bir dakika ben bir de şunu açayım yandan da. Bir saniye. Heh tamam. Evet, kaybolan hoş geldin. Ya 4 ya 6. İlk sorudan batanları görelim. Eylül'ün annesi 8, babası 6 yaşında. Arkadaşlar sorumuz Eylül şu anda 18 yaşında. Eğer 12 yıl önce doğsaydık kaç yaşında olurdu? 12 yaşında olurdu. Çünkü 12 yıl önce doğan birisi 12 yaşında olur. Yani cevabımız 12. 7 kişi doğru bilmiş. 17 kişi 6 demiş. Nasıl soru ama? 12 ile 12. İlk sorudan bu kadar troll yapmazlar diye ben de 6 yaptım. Niye yalnız değilsin? 12 yıl önce doğan birisi 12 yaşında olur. Abi ben kapatayım en iyisi. Cihan gelmiş. 6 bitki önermiş. Cihan kesene bereket. 5'miş pardon. Çok teşekkür ederim. 12, 18 eksi 12 yapanlar itiraz ediyoruz. Hadi Google'dan bakın Eylül'ün yaşına. Yani 12 yıl önce doğmuş adam. 12 yıl önce doğdu. Nasıl 6 yaşında olabilir? Kafalar yanacak belli. Evet, bu quiz böyle bir quiz. Bu arada bu tarz sorular bulursanız bana gönderin. Tekrar yapalım böyle bir quiz, tamam mı? Ve hazırsanız ikinci sorumuza geçiyoruz. Ben mühendislik okuyorum. Nasıl yanlış yaptım? Mühendislikle ne alakası var bunun? Eğer böyle gideceksen ben de en hardcore soruları hazırlarım. Şaşırtmacalı değil, direkt hardcore. Zor genel kültür değil de bu tarz olursa olabilir team. Bir çift zar atılıyor. Gelebilecek en büyük iki tek sayının farkı kaçtır? İtiraz ediyoruz. IQ sorusuymuş. Biz matematik sandık. Ben bilmem. Benim de beynim yandı 10 saniyede. 17 kişi olarak böyleyiz. Bunlar sayısal sorular. Hayır, sayısal soru değil bu arada. Jara hoş geldin. Ekranınızdan işaretliyorsunuz bu arada. Ben sözelciyim. Ben sözelci de değilim, dilci de. Ben yok sözelci de değilim, sayısalcı da dilciyim ben direkt. Ben hiçbirini yapamazdım herhalde. 65 lan 1. Ben sayısalcıyım da rezil olduk. Ay çok eğleniyorum şu an. 30 saniye olmuş harbiden. Evet Tim düşünün diye. Sizin için yani. Arkadaşlar bir çift zar atılıyor. Gelebilecek en büyük iki tek sayı nedir? İkisi de 5'tir. Çünkü zardaki en büyük tek sayı 5 olduğuna göre 5'ten 5'i çıkartırsak 0 kalır. 13 kişi doğru bilmiş, 11 kişi 2 demiş. Hadi biraz dillerden konuşalım. Nasıl? Cevapladıktan sonra gene yanlış yaptığımı fark etmem. Peki. Telefonla. Bazı telefonlardan işaretleniyor, bazılarından işaretlenmiyor. Hiç bilmiyorum çok iyi. Kaç soru? 18 soru. Şükür doğru. Soru yanlış. Unfollow. Linç tayfamız da gelmiş. Doğru yaptın. Tebrik ederim Azalcığım. Bulskus hoş geldin. Merhabalar. Yani 5'ten 5'i çıkartırsanız 0 kalır. Zardaki en büyük tek sayı 5 çünkü. 3 artı 2 kaç eder? Telefondan neden işaretleyemiyorlar biliyorum ama söylemem. Söylesene antik dilleri gördün mü? Yok biz antik dilleri görmedik Tim. Onun şeyi başka. Dalı başka. Aynı iki sayının dememişsin. Gelebilecek en büyük iki tek sayı. Farklı da demiyor. Üçüncü sorumuz. İki düzine ve yarım desteğinin toplamı kaçtır? Bu soruda artık en hızlı olan en fazla puanı kazanacak. Bu soruda amaç bilmek değil en hızlı olmak. Bakalım en hızlısı kimmiş?
Hızlı cevap vereceğiz diye düşünmeden basıyoruz. Ben bilmem. -47'deyim. Puan sıfırlama jokerini kullanmak istiyorum. Yine şaşırtmacalı diye bekledim. Belki öyle de olabilir. Bilemem. Bilemeyiz yani. Yıkıldım artık ben. Sevemem yeniden. Yarımı 3 diye okudum diyorum. Şıklarda 54 yok. 29.945'te bastım. Salladım yine yanlış. Quiz işleri benlik değil galiba. -44 mü şu an? Bence yalnız değilsindir Fly. Sezelciğim tekte bildim. Seri 30 TL ver. Tam veriyorum şu an. 2 düzine kaçtır? 12'dir. 2 düzine çarpı destede 10'dur. Onun yarısı da 5 olduğuna göre 12 çarpı 2 artı 5 yani cevabımız 29. 22 kişi doğru bilmiş. Acaba en fazla puanı kim aldı buradan? Tek tek baksak mı ya? Ama yok, sonunda bakalım. 18 sorumuz var Ersin. Duygu matematik sorularını açıklıyor. Bu 30 TL nereden geliyor derken. 22 kişi doğru bilmiş. Güzel. Eksi sonsuzluğuna gidiyorum. Dur bakalım. Daha hiçbir şey belli değil. Dördüncü sorumuza geçelim. Bakkal ikinci ayına girmiş. Bakkal çok teşekkür ederim diyeceğin cahillere. İnşallah kesene bereket çık, sağ ol. Buna bakalım ya. Bir kereden bir şey olmaz. Bakmayalım. En son bakalım. Heyecan olsun. Kimin kaç puanda olduğunu görmeyelim. Merlin hoş geldin. Selam. Dördüncü sorumuz. İki adım ileri bir adım geri giden birisi 3 adım mesafelik yarışı kaç adımda tamamlar? Hadi bakalım Yasin Beyler. Destede 10 mu oluyormuş? Evet. Düzine 12, deste 10 Zeynal. Yıkıldım artık ben. Sevemem. Fly ağlıyor abla, Zeki seviyorum diye. 9 diyen var. 3 diyen var. Bix Rain hoş geldin. Kafam acıdı çünkü -62.000'deyim. Vallahi birinci ol kim çok merak ediyorum. Mert ne yazdın? Vallahi görmedim Mert. Chat hızlı aktı ya, biraz göremedim. Ne yapıyorsun sen? Nasılsın? İzmir'de ne yaptın? Sürekli İzmir'e gidiyorsun sen ya. Bilip bilip acelden yanlış yaptım. 9 olması lazım. Bilmiyorum dedim, sana etiketledim. Sonuncu sen mi olacaksın? Ben mi tek rakibim sensin? Sırasında yanlış ilk iki küçük. Aynen. Sonuculuğu kimseye yar etmem. Sen ver. Ha, pudik vermedi. O yapar öyle. Bana da yapıyor. 9 dedim. Kesin yanlış. Şimdi açıklamayı okuyorum. 2 adım ileri 1 adım geri yapınca 3 adım atarak 1 adım ilerlemiş olursunuz. Sonrasında 2 adım ileri yaptığında yarışı bitirmiş olursunuz. Yani toplamda 5 adım atıyorsunuz. Yani doğru cevabımız 5. 10 kişi doğru bilmiş. 12 kişi 3 yapmış. Sonucu benim. Bunlar bildiğin YGS sorusu. 5 mi? Oha, bilmişim. Ben kaç saniyede anladım, saldım ve güzel eksiydim. Helal. Tebrik ederim. Evet. Audrey, bu arada teşekkür ederiz sorular için. Herkesin beyinler çıtır çıtır şu an. Ses geliyor chatten. Koku, yanık kokusu geliyor yani. Benim 3 hamle gibi düşünüp 3 dedim salak. Vay, estağfurullah diyor. En kafasını yaşıyorum, hep yanlış. Bakiye eksiye düştü. Adımlarımı saymadım, hamleleri saydım salak gibi. O zaman 5'e geçelim bakalım. 4 saniye slow mod olan chatte 3 ayrı mesaj göndermek için gereken minimum süre kaç saniyedir? Beyinle 7 yaptıklarım doğru, salladım doğru. Bu çok güzel bir soru bu arada ve güzel yani. 25, 16, 8, 8. Şimdi senin Eskişehir'de iyi okul sezonu falan. Baktı açıya bak şunun ya. Onur hoş geldin. Yayımcı sorusu 8 net win. 4 çarpı 13, 12 ama cevap kesin farklıdır. Hiç mesaj atamaz. O zaman açıklamayı okuyorum size şimdi. İlk mesajda ikinci mesaj arasında 4 saniye, ikinci mesajda üçüncü mesaj arasında da 4 saniye vardır. Toplam 3 mesaj olduğuna göre yani bu sorumuzun cevabı 8 saniye. 4 saniye slow mode olan bir chatte 8 saniyede 3 mesaj gönderebilirsiniz. 8 ya, 12 yaptım. 16 kişi doğru bilmiş, 15 kişi 12 demiş.
kıyamam size. Çok tatlısınız. Cevap işaretledikten 2 saniye sonra doğruyu buluyorum. Biraz daha süre mi versen kendine acaba? Kafayı yiyeceğim. Eksi mi yiyoruz bir de ina. Artıda olan var mı şu an? Peki birincinin eksi puanla birinci olması? O zaman 30 lira benim oluyor arkadaşlar. Yazma farkı yok mu? Nasıl yani? 4 yapan bir kişi var, o da kesin flight'tır. Toprağım 2 saniye geç cevap verirsin olur gibi. Eksi 26 bin unfollow. Ya eksi alıp bana niye unfollow atıyorsun? Tek gerçek mum artı 4000 puandaymış. Tebrik ederim. Mantık olmadan cevaplanması gereken sorular. İnanılmaz zevkli. Evet bu arada. Sıfır olsun benim olsun. O zaman 6. sorumuza geçelim. Bakalım 6. sorumuz nasılmış. Ben Türk J'yi çok seviyor diyen birisi muhtemelen kiminle konuşuyordur? Azeri, Türk, Japon, Rus. Şu an puanlarınız kaç yazın chat. Şu an artıda olan bir kişi var sanırım. All Day Game'e hoş geldin. Bu çok muallak bir soru ama hayır. Artı 23. Suriyelidir. Soruya bak. Çok sinirliyim şu an. Abi niye? İlim kaydı. Türk tabii ki sen istiyor. Duş verecek elde 35 puanda bastım sıcı. Arkadaşlar ben Türkçeyi çok seviyorum diyen birisi Türk'le konuşuyordur tabii ki. Türk derseniz. Türk tabii ki ne olabilir? Quiz eğlenmek için değil mi? Ben çok gerginim şu an. Yani Türk'le konuşuyordur. 22 kişi Rus demiş. Bunun tek sebebi Rusları seviyor olmanız. Bunun başka hiçbir sebebi yok. Defolun gidin çıkıyorum cidden. Leo niye defolup gideyim? Ya bana niye linç yapıyorsunuz şu an? Puanları en son göreceğiz. Rus biri demez mi bunu? Yani yazıyı aynen soruyu okumayıp Rus görünce direkt Rus diye yapıştırdınız 22 kişi kesin. Türkçe mi? Davay bratan başım ağrıdı yeminle çıkacağım. Çıkmayın bir durun bir inanın kendinize yapabilirsiniz. Rusları seviyor ama tanımıyorlar. Tanısalar sevmezlerdi zaten Özgür. Düşünsem Türk derdim. Çünkü yo sırf J'den dolayı dedim. Eksi puana değdi diyen var. O zaman 7. sorumuz. Everest'in keşfinden önce dünyada bulunan en yüksek dağ hangisiydi? Himalaya dağları, Alaska dağları, Etna volkanik dağı, Everest dağı. Orada Azerbaycan Türkçe konuşuyor. Azerbaycan Türkçesi. Ama Azerbaycan Türkçesi... Ya, şimdi sorunun altında şey aramayın. Türkçe işte. Himalaya dağları. Everest, ne Everest cevap? Hocam Etna Volkanik. Sivas Dağı. Bunu bilmeyen de. Lululu. Eksi 65 bin olur gibi. Bu sefer doğru bak Everest. Everest sallamasyon bu bizim vizyon. Önceki soru bozuktu bu arada. Alaska'dır net. Aha Hazal artıya geçmiş. Arkadaşlar Everest'in keşfinden önceki dünyada bulunan en yüksek dağ da Everest'ti. Yani keşfedilmemiş olması onun en yüksek dağ olduğu anlamına gelmiyor. Doğru cevabımız Everest. 24 kişi doğru bilmiş. Tebrik ederim. 9 kişi Himalaya demiş. Sallamasyon. Hazal full focus. Artı 92 ne diyorsun? Etna Volkanik Dağı demiş 6 kişi. İyi bu soru kolaydı. Arada kolaylar da var. Beynim eriyor. Kübra hoş geldin. Şıklarda anan olsa güzel olmaz mıydı? Direkt anan şıkkı. Tim iyice bozuldu. Aynen 3 şıklı soru yapıp sonuncu cevabını hep anan yapabiliriz bu arada. Benden fikir alıyor Hazal. Ben yanlışa tıklıyorum nasıl ama. O zaman bir 8. sorumuza geçelim. Bakalım 8. sorumuz neymiş? Dünden önceki gün salı ise yarından önceki gün nedir? Ben de çözmeye çalışacağım. Dünden önceki gün. Yandı.
Dününcükü gün salıysa. Şimdi yemin ederim benim de beynim ya. Soru yanlış. Daha cevaba bakmadık. Dur. Soru şu: 2 gün önce salı ise bugün nedir? Tıklayacak mıydık soruya cevap vermek? Ben de diyorum niye hep skor? Evet, tıklaman gerekiyor. Benim çarşamba çıkıyor abi. Cevap çarşamba. Arkadaşlar, parmak hesabı yapıyorum. Evet, cevabımız perşembe. Dünden önceki gün salıysa salı, çarşamba, perşembe. Dün önceki gün salıysa bugün perşembedir. Yarından önceki gün de bugün olacağına göre cevabımız perşembe tabii ki. 32 kişi doğru bilmiş. Tebrik ederim. Kafayı yiyeceğim. Düşündük, çarşamba olarak bulduk. Acaba topluca düşünmeseniz mi? Ne zaman başladık, kaçırdım mı? 9. soruya geçeceğiz şimdi. Scrabbles bize 36 kişiyle hostlamış. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Nasıl geçti yayınınız? Chat kopya verme. Kaç soru var? 18 soru var toplam. Yani 10 sorucuğumuz kaldı. Sakin olun, sabırlı olun, kendinize inanın. Tamam mı? Somut olarak gitmesek de aklımız gidiyor be. O zaman hazır mısınız? 9'a geçelim. Ben niye salı buldum? Dünden önceki gün salı Zeynal. Dünden önceki gün salı ise yani 2 gün önceki gün salı. Salı, çarşamba, perşembe. Demek ki bugün perşembe. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ben de seni takip edeyim, dur. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Pudik Scrabble'se abonelik hediye etmiş. Pudik'cim kesene bereket. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şıklarda bulamadım perşembe diye salla. Nasıl bulamadın? Soruları kim hazırlıyorsa bana komplo kurmuşlar. Sadece sana değil galiba. O zaman neden Azeri yerine Rus işaretledin? 9. sorumuz. Duvardaki tek prize takılı, tek prize üçlü bir priz takılı. Konuşma yetimi kaybettim. Onun ucunda da bir üçlü priz daha takılı. Toplamda kaç fişlik boş yer var? Eksi 70 bin. Yıkıldım artık ben. Bu da bir tık kolaydı sanırım. Fraktal sorusu gibi. Tamam, ben yanıldım ama basamıyorum 5'e. Aziz, nasıl katılacağını bilmiyorsan ünlem quiz yazarak izleyebilirsin nasıl katılacağını. Ayrın, hoş geldin, selam. Abi 2 tane doğru. Ama bir şey söyleyeceğim, bu soru kolay, bunu bilirsiniz yani. İlk doğrum diyen var, kıyamam. Şimdi şöyle, 2 üçlü prizde toplam 6 yer var. Birinin fişine diğerini taktığımız için 6'dan biri çıkartıyorsunuz. Yani toplamda 5 yer var. Annem geldi, konuşacağım diye işaretleyemedim. İlk doğru cevabımız 5. 28 kişi doğru bilmiş. 8 kişi 4 demiş. Kıyamam. Artı 180K oldu. 9 arıyorum, yokmuş. Sen de hepsini topladın mı Tuncay? 9'u da ekleseydik şıkları keşke. Bu 9. sorumuz, ona geçeceğiz şimdi. Düşmeden evet diyorum. Düşünürsem hayır diyebilirim. Benim değil mi? Artı 200. O zaman 10. sorumuz. Bu biraz beyin yakıcı olabilir. İçi görünmeyen bir torbada 3 mavi, 3 kırmızı top var. İki renkten de topum olması için en az kaç top çekmeliyim? Kaç aylık abone olmuşum ben ya? Oto yenileniyor. Ayrın, 6. ayındasın şu an. Ayrın, 6. ayın kutlu olsun Ayrın. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Lan. Ekoloji'ye abonelik hediye etmiş. Burak, çok teşekkürler. Hoş geldin. Kesene bereket. İkilem bunun cevabı da kesin dememiş. Çünkü vallahi kendimi keseceğim. Yalnız Leo çok sinirlendi. Samet, hoş geldin. Yüzde o saklama iki renkten de olması için soruda yanlışlık. Abartma istersen. Yanlış yeter ya. Baktınız bu mu ya? 4 4 4 dedim. Puh bana. Şimdi şöyle açıklıyorum.
3 top çekersek hepsinin aynı renk gelme ihtimali var. 4. topu çektiğimizde ise mutlaka diğer renkten gelecektir. Böylece en kötü ihtimalle 4. çekişte 2 renge de kesin sahip olabiliriz. Yani doğru cevabımız 4. Kesin yazmıyor. Sonunda soru yanlış. Abartmayın isterseniz. 4 tabii, 3'ünde aynı renk çekersen. Yani 16 18 kişi 2 demiş. Neden? Ne ilgisi var? Belki 2 tane daha çekeceğim. 2 renkten de topum olması için diyor ama soruda. Soruyu okumadın mı? Kesin yazmıyor ki. Arkadaşlar kesin yazmasına gerek yok. 2 renkten de topum olması için en az kaç top çekmeliyim? IQ seviyesi sorulattı sonra. 2 kere çektim, 1 geldim abi. Bir daha çektim, kırmızı. Ya Allah'ım ya Rabbim. Tamam, siz 2 tane çekmeye devam edin o zaman. Ben 11. soruma geçiyorum. 2 renkten de topum olması için ben bir şeyin 2 tane renginden istiyorsam ona %100 ihtimali olması lazım mı demeliyim yani? Duygu ablama nazar değmesin. Rens hoş geldin. Siz hatalısınız. Bu soruyu kim hazırladı? Lubicim ben bana doğru işaretliyorum yoksa 200 binlerdeydim. IQ yetmiyor. D ayrı diyorsun da ben bilerek böyle yazdım. Çünkü sorular uzun olduğu için sığmıyor. Ben doğru yaptım da soru gene de yanlış. Aynen, okey. İkisinden de istiyorsan ben alayım abla. %100 ihtimali olursa 4 yıl şansı bağlı olarak dedi, net olması yazmanı. Ya he aynen he. Hadi 11. sorumuz aynen sizsiniz. Duvar saati şu anda gece 12.30'u göstermektedir. Saat gece 2 olana kadar akrep ve yelkovan kaç kez üst üste gelir? Sorun orijinali şöyle, içi görememiz 3 mamı her iki renkli topu olmasını garantilemek için en az kaç top çekmeliyim? Audrey bazı soruları kısalttım ben çünkü sığmadı. Önceki soru eşittir Duygu'nun GeoGuessr oynaması. Ya maymunluk yapma. Duygu kesmiş kısaltmak için galiba. Sorular sığmadığı için kısalttım. Sığmıyordu çünkü. En fazla demesi lazım. O kadarını da anlayın artık yani. O zaman Duygu'yu linçleyin. Kabul etmiyorum. Reddediyorum. Yıkıldım artık ben. Şimdi akreple yelkovan bir kere üst üste geliyor ve saat 1'i 5 geçe gibi üst üste geliyorlar. Yani doğru cevabımız 1, 2 kişi 17 demiş. Neden dediniz 17? Niye çok kişi 17 demiş merak ettim. O kadar düşündüm ki 2.713 puan verdi. Ben 2 yapsam var şu an net kapardım. Pis. Soru yanlış, gece 12 öyle yazılmaz. Hadi bay bay. Yayından çıkarak kudurtumu dinlendiremezdim. O soruyu 2 desem. 2 saat olunca üst üste kalıyorlar gibi geldi. Eksi 150 bin sonunculuğa yaşışıyorum. Sanırım birincimiz eksi puanla birinci olacak. Öyle görüyorum ben. Allah'tan yanlış yapıp 4 dedim. O zaman bir 12. sorumuza bakalım. Beş kişilik bir kuyruk var. Dışarıdan gelen birisi 3. sıradakinin önüne kaynak yaparsa toplam kaç kişinin önüne geçmiş olur? Bence sonuncuya da ödül verilsin abi. Bakarız, bilmiyorum. Puanları yazsanıza. Artıda olan çok az kişi var. Onu biliyorum sadece şu an. Okuyamıyorum, bir şey oldu bana. Berke Prime'le abone olmuş. Berke çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aramıza hoş geldin. Kesene bereket. 3 ya, yanlış bastım önüne diyormuş. Hayır, amıktı seni şu an aslan koy. Ne? Yani arkadaşlar 3. kişi 4. ve 5. kişinin önüne geçmiştir. Yani 3 kişi. Ben artık yakım yapamayacağım yayın sonuna kadar. Tim inan kendine, ağlamaya gidiyorum. Ağlama ne olur. Evet, benim de kafam karıştı. Doğru cevap 3 bu arada. 3 kişinin önüne geçmiştir. Birincinin, ikincinin ve üçüncünün önüne geçiyor.
33 kişi doğru bilmiş. Soruların cevaplarını yazanlara timeout atsanız. Herkes doğruyu yazmıyor ki. Chat'te aslında chat'ten bakınca kafa daha fazla karışıyor. Paranoyak oldum artık. 10 kişi 2 demiş. Arkadaşlar cevabımız 33. 33 kişi, pardon, cevabımız 3. 33 nereden çıktı? Benim de beynimi yaktınız ha. O taktik, ben artık yanlış cevabı yazacağım. -189.000. Tek oyunda 21k aldım. Hadi bakalım. 13. soru. 6 mermilik tabancada yerleri rastgele 2 mermi takılı. Tetiği en az kaç kere çekersek silah kesinlikle ateş eder. 2.5'tan 3 kişi hakkını kurmadığı için. 333, evet. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. 5 demen intihar etsin. Tamam. Cevap 5 ama 1'e tıkladım, iptal edin. Hemen ediyorum şu an. 4 diyen var ama kesini duygu sildiği için 5 olacak cevabı. Ben şanslıyım, ilk ilinde bulurum. İlk doğru mu yaptım şu an galiba. O yüzden bilmiyorum. Bu da kesin denmediği için 1 olması lazım ama chatten kopya aldım. Bu arada duygu garanti kısmını silmiş toplu sorudan, sağ olsun. Bu yüzden soru sıkıntılı oldu. 6 diyen ben, bir boşlukla başına 4 kere basarsam 5. mermiye gelir. Hiç silah kullanmadım, o yüzden bilemedim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu soruların arkadaşlar hani bir sınırı var, limiti var. O yüzden sığmıyor sorular. Her soruyu %100 garanti yazamam yani. Öyle bir ihtimal yok. Fako hoş geldin. Mermilerin yan yana olduğunu düşünürsek 4 kere boş gelme ihtimali vardır. 5. tetikte ise mutlaka mermi geleceğini garantileriz. Yani 6 mermilik bir tabancada 5 kere ateş ederseniz 5. de mutlaka mermiye denk geleceksiniz. 21 kişi doğru bilmiş. 13 kişi 4 demiş. En az yerine %100 yaz yeter. Basit kim yapıyorsa daha zor yapsın. Bir dakika, yanlış mermileri sıkmaya sıfırdan başlamıyor. Sen az değil, kötü ihtimal söylüyorsun. 2'dir. Cevap 1, en az diyor, en fazla demiyor. Tetiği en az kaç kere çekersek diyor. En az 5 kere çekerseniz mutlaka bir mermiye denk gelirsiniz. Linçlik bir şey yok. Audrey'cim açıklar mısın? Linçlik diye bir şey yok bu arada. Bak şimdi, bir kere çekersen mermiye denk gelme olasılığın garanti değil. 2 kere çekersen değil. 5 kere çekersen %100. Olma şansı var ama. Abi bak, tansiyonumu yükseltiyorsunuz. Sinirleniyorum ha. 14. soru. Dayımın bir kız kardeşi, 3 erkek kardeşi var. Dayımın kız kardeşi benim hangi akrabam olur? En az 5 kere garanti olarak ama Ertuğrul Horl. Garanti olarak kaç kere çekersen öyle düşüneceksin. Sorular ilkokulda soruyorlar. Anam, babam. Hiç o yüzden sıkıntı yok. Toplu soruda kesinlikle. Çünkü sığmıyor Tim. Garanti yazmamışsın. Çünkü yazamıyorum. Sığmıyor. Mantık yürütmeniz lazım. Baldız değilim ya. Baldızı nasıl buldun acaba? Kesin yazıyordu. Bu kadar da mızıkçılık yapmayın ama. Yani... Yok yeğenim. Bu soru yasak elmeye göre mi? Bu o zaman çok değişken oluyor. Tabii ki de annedir. Yani dayımın tek kız kardeşi kimdir? Annenizdir. Şafak hoş geldin. 26 kişi doğru bilmiş. 9 kişi teyze demiş. Teyzeyi nasıl buldunuz? Son boş olan slota gelir. 4 sıkıntı. 5. slottan kesin ateş eder. Evet işte onu söylemeye çalışıyorum ben de Mert. Anancılık. Çünkü benim anam aslında amcam. Wow. 26 kişiyi tebrik ediyoruz. 15. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar.
Dün yarın olsaydı, bugün perşembe olurdu diyen biri bu sözü hangi gün söylemiştir? Ayça'na hoş geldin Selem'e. Pazar şamba. Beyinler iyice yanık. Turgeniyev hoş geldin. Sen de mi unuttun cevabı? Yok, ben de hesaplamaya çalışıyorum. Cuma yarın olsaydı bugün perşembe olurdu. Keşke bugün cumartesi olsaydı. Doğru cevabımız cumartesi. 12 kişi doğru bilmiş. 10 kişi çarşamba demiş. Bilen 12 kişiyi tebrik ediyorum. Zıbartesi. Mantıklı. Cumartesi ağlayın. Tamam, ağlıyoruz şu an. 16. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yolda gördüm bazı insanlara FETÖ'cülere benzetiyorum. Kendimi zor tutuyorum. Ne yapmalıyım? Psikoloğa git. Her gün kavga var mahalle Texas salonunda. 16. sorumuz arkadaşlar. İki oğul iki baba balık tutmaya gittik. Her birimiz bir tane tuttu. Eve dönünce 3 balık vardı. Kim balık tutmaya gittik? İlgisayar matematiğinde bayağı bir çözüm soruyor. Ona göre çözüm yapıyorum. Toplu soruyu o yüzden sistem ettim. Team ama soruları kısaltmak zorunda kaldım. Çünkü sığmıyor. Kabul etmiyor uygulama. Bir baba iki oğul. Dede baba oğul diyen var. Bilemiyoruz ama. Seksi Berkan Uso hoş geldin bu arada. Galiba doğru bildim ya. Eksi 175 bin. Burası da sizin mahalle gibi Aziz. Her gün bir kavga, her gün bir linç var. Bir de de yazmamışsın olmaz. Baba oğul nasıl bir seçenek ya? Böyle. Doğru cevabı. Aa, 31 kişi doğru bilmiş. Sıcı sıcı diyerekten 31 kişiyi tebrik ediyorum. Bu soru kolay geldi demek ki size. Bana hiç kolay gelmedi bu soru. Ben bu soruyu çözemezdim. Kafam çok karışırdı. Yeminle başıma ağrılar yerinde. Sıcı sıcı evet. Buca'da yaşamak böyle bir şey. 31 imoto atan var. Hata var. Bana ne ki oldu bir ki bu yazmam lazım da. Tamam. Beni mahkemeye verebilirsin. Selamımı söyle buradan. Hatım tuttu ez. Yemin ederim birinciyi o kadar çok merak ediyorum ki. Kuduruyorum yani şu an. 17. sorumuz. Oduncu 15 metre kütüğü 3 parçaya bölmek için 15 dakika harcamıştır. Aynı boydaki başka bir kütüğü 5 parçaya bölmek için kaç dakika harcar? Son birinci kişi benim. Yeminle der misin? Ne yeminle? Yemine. Yemin eder. Neye yemin eder mi? Bir dakika hapşuracağım. Durun. Ay. Emotunu buna karşı attın. Ay. Grip oldum galiba oturduğum yerde. Mikrofonun o sesi kapatması lazımdı. Geldin mi o kadar? Teşekkür ederim bu arada. Günde nah yapar. Evet. Teşekkür ederim Özgür. Çok sağ ol sen de. 30 mu? 31. 25 değilse bittim. 25-30 buna yanlış dersem ben AFK. Şimdi arkadaşlar oduncu 15 metrelik kütüğü 3 eşit parçaya bölmek için 2 kere parçalama işlemi yapmalıdır. Yani bir parçalama işlemi 7,5 dakika sürer. 7,5'ta da 4'ü çarptığımızda aynı boydaki başka bir kütüğü 5 parçaya bölmesi 30 dakika sürer. Yani doğru cevabımız 30. Kişi 25 dakika demiş. Neye göre 25 dediniz? Sallamasyon mu bu? Yanlış deseydim monitörü kafa atacaktım. Monitörün ne suçu var? 9 kişiyi tebrik ediyorum. Turgeniyev rahat bırak beni. Zaten kafam karışık. 40 olsaydı şıklarda 40'ı işaretlerdim.
Ben dedim sana afsaf biliyorum istemem. Otomattan nefret ediyorum. Bakar mısınız? Bir dakika. 15 metreyi 3 parçaya 15 dakikada bölmüş. Yani bir parçayı 5 dakikada bölmüş. Serhat, matematik hocalarına buradan saygılarımı, sevgilerimi ve öpücüklerimi gönderiyorum. Allah'ın 400 olacaktım, geri gittik. Ben tebrik ediyorum ki ama 16 hızlı yaptım. 5'e bölmek için de 5 kere 5 girip. Serhat, öpüyorum matematik hocanı. İlkokulunkini ama. Güzel quiz olmuş. Emeğine sağlık. Tam YGS matematik ayarında. 15 mi olması önemli. By the way, 400 metre olsa olur muydu? Gene bu şekilde hesaplanacaktı 400 olsaydı da. Bu son soru galiba. 3 adet hapı yarımşar saat arayla almanız tavsiye edilmiştir. Hapların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer? Ben zirvede bırakıyorum. Bu sorulardan 16K, 17K alabilen var mı? Beyler, Sakarya'da deprem oldu. Ciddi misin? Ve sen çete mi yazıyorsun? 29K kazandım, GG. En hızlı işaretledim buydu. Salla nasıl olsa bilinmiyor. Ya Aziz, puanları göreceğiz birazdan. 1 saat 31 dakika. Ya odun bitirdin beni ya. Yemekteydim yoksa birinci olurdum. Aynen öyle şizofren, hatta birincisin şu an. Aç kapıyı, Aras Kargo gelmiş. Yani bunun mantığını artık çözüp bu soruya doğru cevap vermeniz gerekiyor. İlk kapı almak için babam yarım saat beklerdim. Babama göre 1,5 saat. 1 saat 30 dakika. Ya kıyamam size. 1 saat 30 dakika diyorlar. 1 saat sürer arkadaşlar. Hapı içiyorsunuz, yarım saat bekliyorsunuz. İkinci hapı içiyorsunuz, yarım saat bekliyorsunuz. Üçüncü hapı içiyorsunuz, yani 1 saat. Elimle biraz yanlış karışık gösterdim ama 27 yaşındayım. Ben 15 sorudan itibaren yarışıyorum. 100K var. Birinci olursam çete selam. Bu soruları bizim okuldaki hocalar sorma ihtimali ve falan yanlış cevabı almak için sorulmuş resmen. Ya 30 saniye su içme süresi 1 dakika 1 dakika. Bu arada Doritos çeşitleri için linkimize tıklayabilirsiniz. Cevaplar yanlış. Tamam. İrelio, hoş geldin. Doğru cevabımız 1 saat. 29 kişi doğru bilmiş. Bu son soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Mıydı? Bilmiyorum, emin değilim. Göreceğiz şimdi, durun bakayım. Bir dakikada su mu içilir? Ha, bir soru daha varmış. Durun. Bu son sorumuz. 15 adet küp birinci 15 adet küpü birinci sırada bir küp, ikinci sırada iki küp şeklinde üst üste koyarak kaç basamaklı merdiven oluştururuz? Son değilmiş. Google'ları kapan. Bu soruların cevapları Google'da yok, şizofren. Açı sorusu vardı. Onu eklemedim Adri ya. Onu zeka değil de normal soru diye onu eklemedim. Game senin meslek nedir ya? Bu tarz yeme, bu tarz quizden devam. Bu tarz sorular bulmak çok zor diyor. Yandex'ten baktım. Ha, o yan taraftadır, o yüzdendir. Yandex ya. Üzüldüm ben. Doğru cevabımız 5. 20 kişi doğru bilmiş. Alıştınız bence soruya. Zor yap abla. Okuyorum ben ya. Çok kötü. Şimdi o kadar merak ediyorum ki final puanlarını. Ama tabii ki de reklamlara giriyoruz. Ben sigara içip geliyorum. O sırada siz kuduruyorsunuz. Acaba kaç aldım falan diye. Birinciyi çok merak ediyorum. Ondan ziyade sonuncuyu çok merak ediyorum. Hemen geliyorum. 1 dakikaya buradayım maksimum. Bir yere ayrılmayın. Bu arada kötüyü esprine dedi. Bir tek sen anladın. Geliyorum. Bekleyin. 1 dakikaya buradayım bak. Ayrılmayın bir yere.
Geldim. Yanlışlıkla çok doğru bildin. Geldim. Şimdi hazır mıyız cevapları görmeye? Şey final sonuçları işte sonuçları görmeye. Basıyorum. Gösteriyorum. Bir, iki, üç. Yey bey 371 bin puanla birinci olmuş. 371 bin puanı nasıl aldın ya? Hazal 11. olmuşsun. Zeynel 10. All Day Game 9. olmuş. Tim 8. Kübra 7. Sirius 6. Şafak 5.